Günaydın. Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Çoktandır böyle yüz yüze konuşamadık değil mi? Şöyle dağınık bir evin içinde darma duman toplanmamış ev işi yapılmamış. Şöyle evet çayımı yudumlarken kahvaltımızı yaptık ben de Eymen. Şimdi Eymen'i babasının yanına gönderdim. Şöyle acaba görünüyor mu? Karşıda sahada çocuklar maç yapıyordu. Eymen'i de oraya gönderdim. Hani dedim gitsin ki biraz şöyle evi toplayayım bakın. Kahvaltı yaptık. Daha hiçbir yere ellenmedi. Sadece yatak odasını, Eymen odasını havalandırdım. Yatak odasını topladım. Ama bugün çok işim var. Katlanacak bir sürü çamaşır. Şöyle evi süpürüp toplamam lazım. Mutfak olduğu gibi duruyor. Birazdan zaten mutfağı da göstereceğim. Şöyle evde biraz kirlenmiş, temizlemem gerekiyor. Ondan sonra bakalım daha neler neler yapacağız. Şöyle bir gideyim. Mutfaktan korkmayın sakın, tamam mı? Şöyle bakın 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 kahvaltı malzemesi falan hep duruyor. Şöyle yakından göstereyim. Ama işte ev hali değil mi? Hani her zaman dört dörtlük temiz olan evi göstermeyeceğiz. Evet, oturma odası. Dediğim gibi gerçekten daha darma duman duruyor. Masamı bile daha silmedim. Ama ilkin size böyle bir merhaba demek istedim. Dediğim gibi çoktandır böyle yüz yüze konuşamadık. Çünkü gerçekten bir sınav dönüşünden sonra bir hafta boyunca bende işimde rahatsızlık. Şimdi ikimiz de çok şükür iyiyiz. Hafta sonu yine sınav var. Alan sınavı. Bakalım hayırlısı olur inşallah. Evet böyle hadi bakalım ben bir an önce işe girişmem lazım. Eymen gelmeden bitirmem gerekiyor. Bu arada hala kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı beğenmeyi unutmayın. İzlemede kalın kanalım büyüsün. Daha 1000 aboneye gelmedim. Ama olur inşallah. Küçük küçük adımlarla gideceğiz. Yavaş yavaş inşallah. Hadi bakalım bana kolay gelsin. Eymen çıkmışken hemen şöyle tezgahı komple şöyle çamaşır suyu döktüm. İyice böyle çitiledim. Biraz 1-2 dakika beklesin. Beyaz olduğu için çok çabuk böyle sararıyor. Böyle hemen her tarafı dediğim gibi Eymen yokken o kokuyu almasın. Evet ben şöyle camı da tabii ki sonuna kadar açtım. Ben de etkilenmeyeyim diye. Şimdi böyle bırakacağım. 1-2 dakika kalsın. Sonra durulayacağım. Evet. Tabii dikkat ediyorum. Hani sulandırarak yapıyorum. Çünkü kıvamı çok yoğun. Ve baş ağrısı yapıyor bende. O yüzden yaptığım zaman eğmen yokken işte böyle camı açıyorum ki ben de kokudan etkilenmeyeyim. Evet şimdi böyle biraz dursun. Birazdan durulayacağım. Ve geriye mis gibi bir tezgah. Duruladım, kuruladım. Böyle mis gibi bembeyaz oldu. Tertemiz oldu. Oo. Şu ilkin mutfaktan başlamak istedim. Çünkü öğle arasına eşim gelir ya. O gelmeden şöyle mutfağı toplamam gerekiyor. Hani ikinci kez, ikinci dağınıklık karıştı mı? Bu defa toplanması daha çok zor olur. Zaten hani tezgah küçük, mutfak küçük. Evet, vallahi ellerime sağlık. Mis gibi bir tezgah oldu o. Şöyle camımı da daha açık bırakıyorum. Bakın burada da manzaramız çok güzel. Manzara severlere gelsin bura böyle. Ama insana huzur veriyor değil mi şu manzara? Hadi bakalım şimdi diğer odalara geçmem gerekiyor bir an önce. Oturma odasına geçtim. Hemen ilkin dağınıklığı topladım.
Şöyle Eymen'in oyuncaklarını, onun haricinde işte böyle yere döktüğü kağıt şubu falan topladım, camımı açtım. Süpürgemi getirdim şimdi. Ha, nefes nefese kaldım, evet, fark ettiyseniz. Şimdi hemen oturma odamızı, salonumuzu bir güzel süpürelim. Hadi Allah bana güç kuvvet versin. Ama fesleğenler etrafı böyle çok kirletiyorlar. Şimdi hemen süpürgeyle ilkin onları alacağım. Bir yandan işte diyorum ya, kokularını çok çok seviyorum. Ama yaprak dökme zamanı da böyle. Şimdi mutfağa ya da dışarıya koymak istemiyorum kokusundan dolayı. Kokusu müthiş. Şöyle var ya, evin içinde sanki hep parfüm sıkılıyormuş gibi. Oh, mis gibi kokuyor. Derler ya işte, her güzelin bir kusuru var. Her gülün bir dikeni var. Evet, madem kokularını seviyorsak böyle yaprak dökümüne de katlanacağız. Oturma odamı tertemiz yaptım. Vallahi mis gibi oldu. Tabii siz bakmayın, Eymen gelir gelmez yine oyuncaklarını ortaya. O sorun değil. Sonuçta tertemiz oldu, mis gibi. İçime sindi şöyle. Çiçeklerin yerini değiştirdim. Öbür kızımı şöyle cam kenarına aldım. Bir de hani buraya koyayım, belki burada çiçeklerini açar. Fesleğenleri de şuraya koydum. En azından yaprağını dökerse hemen şöyle sehpadan alır silerim. Böyle onlarda da yer değişikliği yaptım. Ay vallahi çok yoruldum. Daha öbür taraflara geçmedim çünkü şimdi eşim geldi. Ona böyle yemeği hazırlayacağım. Şöyle Eymen çizgi filmini izlesin. Değil mi oğlum? Tamam, sen yemek yeme oğlum, benle sen. Evet, sen birazdan süt içeceksin. Her zaman süt pazarlığı var bizde. Oğlum yatarken beşikte. Eyvah, yine pazarlığımız başladı. Çünkü benle sen kahvaltıyı geç yaptık. Şimdi babaya hazırlayalım. Eşim yemeğini yerken kendimle Eymen'e de meyve hazırladım. Lojman bahçesindeki kayısı ağacımızda topladığımız kayısılar. Tadı çok lezzetli. Böyle sulu sulu, tatlı, güzel bir kayısı. Öyle benle Eymen de. Kayısı yiyelim değil mi oğlum? Sen ne yiyorsun? Salatalık. Tamam oğlum, ben de tek başıma yerim. Ya işte böyle. Eşimi gönderdikten sonra. Efendim oğlum. Dur, tamam dur, çekmece de vereyim oğlum. Babası tuz istemiş, tuz almaya geldi. Bir türlü konuşturtmadı. Eşim gittikten sonra geriye kalan diğer taraflarda süpüreceğim. Artık bugün böyle temizlik günü olsun. Aslında bugün farklı bir planım vardı. Bir pasta yapmak istiyordum. Uzun zamandır yapmadık. O da işte hani havalar sıcak, insan çok yeme isteği olmuyor. Ama bakıyorum arada Eymen isteyince bugün planlamıştım ama olmadı. Artık bugün ev temizlik günü olsun. Dediğim gibi eşimi gönderdikten sonra geriye kalan odalarda süpüreyim. Şimdi ben hem dinleneyim hem de meyvemi yiyeyim. Ve temizliğimi bitirdim çok şükür. Eymen uyuyor şu an ama şimdi böyle iki sepet dolusu katlanacak çamaşır var. Beni bekliyorlar. Ama evim pırıl pırıl oldu. İçim rahat etti valla. Bir tek ne kaldı? Şöyle koridorlarda valla mis gibi oldu. Şöyle şu koridorda yatak odasına doğru gidiyor. Banyo yatak odası. Eymen'in odası. Bir tek ne kaldı? Tuvalet ve banyo kaldı ama çok yoruldum. Onu da yarına bıraktım çünkü banyo ve tuvaleti de tam ayrıntılı yapmak istiyorum. Şöyle işte deterjanla çitileyip durulayıp, yani yıkamam gerekiyor. Sadece silmeyle bitmeyecek şöyle. Evet. Tabii makinem de bulaşıkları yıkamış.
Şöyle şey yapayım, o da soğusun. İş biter mi? Yok, bitmez. Tam sevindim vallahi dedim. Heh, iş bitti ama hayır, bitmez. Ev hanımı nedense hiç oturmuyor. Evet, böylece bulaşıklar da kurusun. Ve elde yıkanacaklar da şöyle yıkadım. Şöyle tabii elde yıkayayım derken güzelim. Bardak takım bozuldu. Kırıldı yani. Tam şu saklama kaplarını yıkarken saklama kapları daha kalın ya camı. Şöyle çarptı, kırıldı. Yani takım bozuldu. Hayırlısı olsun tabii ki. Evet, böyle bunlar dursun, kurusun. Ben şimdi eğimen uyanmadan hem dinleneyim hem çamaşır katlayayım. Tabii nasıl bir dinlenmekse, ama yapacak bir şey yok işte. Mecbur, işler bizi bekler. Kızlarım bakalım yerini sevdiler ya, bence iyi de oldu. Dediğim gibi hemen dökülenleri öyle sehpayı siler kaldırırım. Öbür kızım da sevecek mi bilmiyorum. Evet, şimdi hadi bakalım. Çünkü saat şu an 3. 2 saat sonra ya da 1 saat sonra bu defa akşam yemeği telaş olacak. Hadi o zaman bana kolay gelsin arkadaşlar. Sesim de gitti değil mi? Ay. Bütün işlerimi bitirdim. İnanın daha tam dinlenemedim valla. Şimdi kendimi mutfağa attım. Çok yorulduğum için basit bir yemek olsun dedim. El açması börek yapmak istedim ama gözüm kesmedi. Hani bu yorgunluk üstüne yapamam dedim ama bu defa şey var. Ev yufkası, onunla yapacağım. Tabii o da yine hani kolay değil, biraz yorucu olacak ama burada da iç malzeme olarak baharda kendi köyümde topladığım otlar var. Ebe gümeci otu şu an. Buzluğa koymuştum. Çıkardım, eridi. Şimdi soğanı kavuruyorum. Otumu üzerine ekleyip soteleyeceğim. O da birazcık böyle suyunu salacak, suyunu çekecek. Öyle. İç malzemesi de eve gümeci otuyla yapacağım. Kavrulan soğanımın üstüne şimdi böyle otlarımı da ekledim. Böyle dediğim gibi suyunu salsın, çeksin. Bir kapak kapatacağım şimdi. Şöyle tavama tam uygun bir kapak bulamadım. Bu yeterli olur zaten. Şimdi böyle kapağın altında kendi buharında dediğim gibi suyunu salsın ve çeksin. Hani biraz yumuşaması lazım. Bakın şöyle suyunu saldı. Şimdi de çekmesini bekliyorum. Hemen kapağını kapatalım ki bir an önce olacak. Soğumaya bırakacağım ki çok acıktık. Ve burada da yumurta var. Benim eşim antrenman yapıyor. Protein açığı olmaması için yemekten önce haşlanmış yumurta yemesi gerekiyor. Bunlar da onun yumurtası yani. Otların suyunu çekti. Şimdi tuzunu atıyorum. Buzluğa koymadan önce biraz tuz, biraz pul biber koymuştum. Ama yine de baktım hani tuzu eksik. Pul biber koymayacağım. Eğmenden dolayı çok acı yapmayacağım. Şimdi bizim orada aslında ot denilmez. Biz böyle yani dere olsun, yani sulu ot olsun ya da topraktaki ot olsun, biz hepsine pancar diyoruz. Hani benim kendi memleketimde Adıyaman'da hepsine pancar deniliyor. Ama çoğunluk ot dediği için ben de şu an ot dedim. Hani bizim orada derelerde de yetişiyor. Ama bu ebe gümeci tabii ki toprakta. Şimdi altını kapatıyorum, hemen soğumaya bırakıyorum. Hadi bakalım şimdi böreğimizin yapımına geçelim. Evet, içim soğudu. Şöyle kahvaltıda artan peynirler olur ya, onu da hemen arasına serpiştirdim. Şimdi şöyle
ev yufkası ekmeğinden yapacağım demiştim. 3 tane ekmeğim var. Ve burada da bir sosum. Sosumda neler var? Bir şişe maden suyu, bir su bardağı süt, bir yumurta ve bir çay bardağı sıvı yağ ve birazcık da bir fiskede tuz. Sıvı yağ yerine tereyağı da koyabilirsiniz. Şimdi ben bu defa yağlı kağıt sermedim. Hani sersem de kirleniyor. En iyisi dedim bu şekil olsun. Şimdi ilkin hemen yufkamı sereceğim. Yufkamı serdim. Hemen şöyle sosumu döküyorum. Her yerine gelebilecek şekilde. Karıştıra karıştıra sosumuzu koyuyoruz. Evet. Şimdi bir kat daha. Şimdi ikinci katına bir ekmeğimin yarısını serdim. Hani 3 yufkam vardı ya böyle eşit olsun diye. Şimdi bu katına iç malzememi koyacağım. Evet. Evet, iç malzememi de böyle eşit, her tarafa eşit gelecek şekilde yaydım. Şimdi hemen diğer 1,5 yufkamı üzerine sereceğim ve onların da arasına yine sosumdan dökeceğim. Toplamda şu an 2,5 ekmek kullandım. Hani üçünü kullanınca baktım çok fazla oluyor. Ben de 2,5 kullandım. Hani normal diğer yufkalar değil ya. Bu ev yufkası çünkü pişirilmiş. Hani dedim çok da kalın olmasın. Kalan sosu da hepsini döküyorum. Fırınımı da açmışım. Derecesini kendiniz ayarlarsınız. Ben 200 derecede pişireceğim. Altı üstü kızarana kadar. Hadi bakalım şimdi böreğimiz fırına. Tabii ki susamsız olur mu? Susamı da serptim. Şimdi fırına gitmeye hazır. Fırının da orta katına koydum arkadaşlar. Altı üstü güzel pişsin diye. Böreğim pişti, fırından çıkardım. Hemen üzerini şöyle bir sofra beziyle kapattım ki çok kurumasın. Evet, böreğim hazır. Şöyle biraz diplerinde, o normaldir. Evet. Normal ev yufkasından börek. Mis gibi oldu. Şöyle göstereyim. Üstü de böyle güzel kızardı. Ama size tavsiyem hani ben altına yağlı kağıt sermedim ama siz serin bence. Hani öyle daha iyi olur. Ben bu defa sermedim. Pişman da oldum ama bir daha kesinlikle sereceğim. Hani ne kadar desek de biraz yapıştı. Evet, böreğim böyle arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Yarın size de güzel bir fikir olur. Şimdiden yapıp deneyeceklere afiyet olsun diyorum. Bir dahaki vloglarda inşallah görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Lütfen kanalıma abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Sizi en güzellere Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.